Bu topraklarda doğan efsane. Ülkemizin ilk yerli seri üretim otomobili Anadolu'nun hikayesi. Türk otomobilleri tarihinde klasikler arasına giren Anadolu, ülkemizin ilk seri üretim otomobili olarak tarih yazmış bir efsanedir kuşkusuz. Tasarım ve mühendislik anlamında ilk Türk üretimi otomobilimiz olan Devrim'in daha ilk tanıtımında trajik bir biçimde yolda kaldığını ve seri üretime geçemediğini Devrim Arabaları filminden de hatırlayanlarınız vardır. Devrim arabasının hikayesini de ilerleyen zamanlarda kanalımızda izleyebileceksiniz. Vehbi Koç tarafından 1928 yılında kurulan Otokoç, 1946 yılında Ford Motor Company'nin temsilcisi olmuştu. 1954'ten sonra Türkiye'de bir otomobil üretmek için Ford temsilcileriyle görüşmeye başlamıştı. 1956 yılına gelindiğinde Vehbi Koç, dönemin başbakanı Adnan Menderes'ten bir mektup alarak Bernard Nahum ve Kenan İnal ile Henry Ford II'ye gitti. Bu temaslar işe yaradı. İşbirliği yapılmasına karar verildi ve 1959 yılında Koç grubu Otosan'ı kurdu. Otomobili üretmenin maliyeti hesaplandığında ortaya pek parlak bir tablo çıkmıyordu. Saç karoserli bir otomobilin kalıpları 10 milyonlarca dolardı. Ve Türkiye'de otomobil pazarı henüz fazlasıyla küçüktü. Bu da her bir otomobile binlerce dolarlık amortisman payı yüklüyordu. Kârlı olması bir yana rekabete dayanamayacağı ortadaydı. 1963 yılında Otosan'ın Ankara'daki dağıtım şirketi Otokoç'un önünde oturan Bernard Nahum ve Rami Koç'un dikkatlerini yedek parça almak için gelen bir bayinin aracı çekti. Bu araba Sustita 1250 idi. Arabayı incelemeye başlayan Bernard Nahum ve Rami Koç, aracın karoserinin saçtan yapılmadığını anladılar. Saç kalıp üretimine göre çok ucuz olan fiberglass çok yeniydi. Bizde henüz bilinmiyordu. İşte bu malzeme üretime başlama konusunda Vehbi Koç'u cesaretlendirdi. 15 Mayıs 1964 tarihinde Vehbi Koç, Bernard Nahum ve Rami Koç, bu teknolojinin İngiliz sahibi Reliant firmasıyla görüşmek üzere İngiltere'ye gitti. Anadolu'nun ilk modelleri İngiliz Reliant ve Ogle Design tarafından tasarlandı. Otosan bu firmadan alınan lisanslı üretimi gerçekleştirecekti. Anadolu'nun şasi, motor ve şanzımanları ise Ford'dan temin edilecekti. Makine kimya endüstrisinin teknik kadrosu yeni bir üretim sistemiyle imal edilecek bir otomobili onaylamayacaklarını belirtti. Tam umutlar kırılıp proje rafa kaldırılacakken hükümet değişti ve yeni Sanayi Bakanı beklenen müjdeyi verdi. Ve 18 Ocak 1966 tarihinde İngiltere'de hazırlanan Anadolu'nun ilk prototipi Türkiye için yola çıktı. Alpleri de geçip 63 saatte İstanbul'a geldi. Otomobili 22 Aralık 1965'te inceleyen ve deneme sürüşü yapan Sanayi Bakanlığı yetkilileri müjdeyi verdi. Fiyatı 30 bin lirayı geçmemek ve 10 ayda üretilmek kaydıyla Anadolu'ya izin çıkmıştı. Böylelikle Anadolu, Türkiye'nin ilk yerli seri otomobili olarak 19 Aralık 1966'da üretim bandından indirildi. Vehbi Koç'un yerli otomobil üretme hayali gerçeğe dönüşmüştü. 3 Şubat 1966'da ise İzmir'deki Büyük Efes Oteli'ndeki bayi toplantısında Vehbi Koç'tan bayilere bir soru geldi. "Baylar, şimdi size bir sürprizim var. Bakalım ne diyeceksiniz?" Vehbi Koç bu sorunun ardından heyecanla örtüyü açtı ve Anadolu bayilerle tanıştırdı. Sıra Türkiye'nin ilk seri üretim yerli otomobiline isim bulmaya gelmişti. Otomobile isim koymak için bir yarışma düzenlendi. İlk yerli otomobilin adını halk koysun istenmişti. Ödül 10 bin liraydı. Mektup ve telgraflar çığ gibi yağdı. 20 bine yakın isim önerisi gelmişti. Bunların arasında en beğenilen Vehbi Koç'un adının harflerinden oluşan VECO, Anadolu, Anadol ve Otosan'dı. Uzun tasnifler ve toplantıların sonunda kısalık, orijinallik ve dünya ölçüsünde telaffuz kolaylığı gibi unsurlar göz önünde tutularak Anadolu'da karar kılındı. Anadolu, Şubat 1967'de 26.800 liradan satıştaydı. Anadolu'nun üretimi 19 Aralık 1966'da başlamış olsa da satış ve trafik tescili için gerekli olan yeterlilik belgesi ve araçların ikmal, tadil ve montajı hakkında teknik şartları gösteren yönetmenlik onayı Makine Mühendisleri Odası'ndan 28 Şubat 1967 tarihinde alınmış ve dolayısıyla Anadolu satışları bu tarihten sonra başlamıştır. Zaman ilerledikçe yepyeni modeller piyasaya çıkıyordu ve 1968 yılında ilk kez yurt dışında görücüye çıktı.
İngiltere'de düzenlenen fuarda otomobili Türk milli kıyafetli kızlar tanıttılar. Anadol ciddi bir sükse yaptı. Rahmi Koç fuarla ilgili şu açıklamayı yaptı. İnsanlar bana Anadolu İngiltere'de satmadığımız halde fuarda neden sergilediğimizi soruyor. İki nedenimiz var. Birincisi, bütün dünyaya Türkiye'de seçkin bir otomobil sanayinin var olduğunu göstermek. İkincisi, bu önemli otomobil fuarında Anadolu'nun ihracat şansı konusunda bilgi sahibi olmak. Projenin tümü ise ödemeler dengesi sorunu olan Türkiye için umulmadık büyük bir başarı ve çok büyük bir değerdir. Anadol aralarında Amerika'nın da bulunduğu 11 ülkeden toplam değeri 1 milyon pound'un üzerinde ihracat teklifi aldı. Ama Türkiye'deki talebin yüksekliği ve üretimin küçük boyutlarda oluşu nedeniyle bu talepler yerine getirilemedi ya da küçük bir bölüm yerine getirilebildi. Peki bu gurur özellikle de ithalatçıların hiç mi canını sıkmıyordu? Elbette sıkıyordu. Anadol daha piyasaya çıkar çıkmaz hem ithalatçılar hem de bir şeyden anlamadığı halde illaki karşı çıkma güdüsüyle hareket eden gruplar tarafından çıkarılan asılsız dedikodular ve karalama kampanyaları ile toplumda Anadolu'ya karşı bir cephe oluşturulmuştu bile. Anadolu, Amerikan otomobilleriyle kıyaslayıp küçümseyen grup da cabasıydı. Vehbi Koç'un anılarında bahsettiği bir bölümde Anadolu için şunları söyledi. Bu otomobil piyasaya çıktığı zaman aleyhinde çeşitli yazılar yazıldı. Fiberglass gövdeyi öküzün, atın yiyeceğinden bahsedildi. Bu olay tiyatrolara kadar girdi. Fakat araba çalıştı. Halk aldı bindi. Türkiye'nin her yanına dağıldı, her iklimde çalıştı. Anadolu alanlar Avrupa'ya, Afrika'ya gittiler, geldiler. Arabanın yolda kalmadığını gördüler. Bu arada Anadolu A1, Türkiye'nin ilk rally otomobili olarak da tarihe geçmiştir. Anadolu rally takımı ise Türkiye'nin ilk rally takımıdır. Super Touring Coupe veya Süper Türk Canavarı unvanıyla tanınan ilk yerli spor otomobili Anadolu STC-16 ise 1990'lı yılların başına kadar rally pilotlarının tek favorisi olmuştur. Anadolu'nun üretim hikayesi 1984 yılında toplam 93.188 adet araçla son buldu. Ve her ne kadar biz bir şeyi beceremeyiz arabeskliğinin altında ezilen kitleler, yerli otomobil sektörünün gelişmesini istemeyen dönemin ithalatçıları ve büyük markalar her türlü alete kampanyayı yaratmış olsalar da yine de daima kendisini anlayan bir kullanıcı ve hayran kitlesine sahip oldu.